yaklaşık 2 yıldır Trakya bölgesindeki özellikle KOBİ özelliğine sahip firmalarımızın dış ticaret konularında özendirilmesi, dış ticaret konularında bilgilendirilmesi amaçlı. Yine bölgemizin firmalarıyla birlikte bir araya gelerek kurmuş olduğumuz bir yapı. Platformumuzun içerisinde özellikle bölgemizin ana konularından tarım ve tarıma dayalı sektörlerin bulunduğu Trakya Tohum Tohumcular Derneği, Trakya Tohum AŞ, yine tabii bu süreçte bize en büyük katkıyı sunan Trakya Kalkınma Ajansı, Sayın Mahmut Şahin Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bizler gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dolayısıyla devletimizin kurumlarının da yanımızda olması bizlerin çalışmasına çok daha katkı sağlayacaktır ve güç verecektir. Bu anlamda Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte bütün projelerimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Bu süreçte tabii platform olarak kendimize hedefler koyduk. Bu hedeflerde hedef bölge ve ülkeler olarak bunların başında Afrika bölgesi gelmekte, Asya bölgesi ve Avrupa'nın bize yakın olan kısmı olan Balkanlar bölgesinde. Bu bölgelerin içerisinde de ülke olarak da belirlediğimiz ülkeler var. Bunların başında Sudan, Rusya, Özbekistan, işte Bosna Hersek, yine Afrika'nın birkaç ülkesi, işte Ukrayna gibi bugün her ne kadar sıkıntılı günler yaşasa dahi bizim için bunlar yine hedef bölge ve ülkeler. Ve bu hedef ülkelerimizden ilkini Sudan'la başlattık. Sudan, Afrika'nın ve dünyanın tarımsal anlamda çok ciddi potansiyele sahip olan ülkelerin başına gelmekte. Ve Sudan'ın içerisinde de biz daha verimli olması açısından El Cezire bölgesi dediğimiz bir eyalet, El Cezire bölgesi ile Trakya bölgesi olarak tarım ve tarıma dayalı sektörler arasında bir işbirliği anlaşması üzerine yola çıktık. Bundan 3 ay öncesinde Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri Yetkin Bey, Birol Tarar ve işte Yücel Bey ile birlikte biz bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyarette yerinde görme fırsatımız oldu, inceleme fırsatımız oldu. Orada bir memorandum, yani ön anlaşmayı yaptık. Sonrasında tabii ilişkilerimizi devam ettirirken yine geçen hafta El Cezire bölgesi zirai anlamda yetkililerini, işte bunların içerisinde El Cezire Bölgesi Çiftçiler Birliği Başkanı, El Cezire Üniversitesi Rektör ve heyeti, bunları bölgemizde ağırlama fırsatı oldu. Bu ziyaretlerde bölgemizin dinamikleri olan tohum firmaları, tarım makineleri firmalarını, özellikle Hayrabolu, Tekirdağ, Hayrabolu, Keşan ve İpsala bölgelerindeki firmalarımızı yerinde ziyaret ederek artı yönlerimizi misafirlerimize gösterme fırsatı oldu. Ve bölgemizdeki diğer kamu kurumlarının da ziyaretler gerçekleşti. Yine El Cezire Üniversitesi ile bölgemizin güzide üniversitelerinden Namık Kemal Üniversitesi ile bir ön anlaşma, protokol imzalandı. Karşılıklı eğitim konusunda, birlikte işbirliği konusunda imzalar attılar. Bu süreçte bölgemizin valiliğini, Önder Çiftçi Derneğimizi, STK'ları da ziyaret fırsatı yakaladık. Ve sonucu itibariyle de geçen cuma günü Kalkınma Ajansı binamızda bu iki bölge, yani projemizin adı El Cezire ve Trakya Bölgesi Tarımda İşbirliği Projesi, isim olarak bunu koyduk. Ve karşılıklı
ön anlaşması yapmış olduğumuz projenin anlaşma imzalarını attık inşallah. Bundan bir ay öncesinde de yine bizim için hedef bölgeler olan Bosna Hersek ile alakalı, Bosna Hersek'in yakınında bulunan Biyenina bölgesinde, Biyenina bölgesi meclis başkan yardımcısı ve heyeti bölgemizi ziyaret etti ve onlarla da bir ön anlaşma yaptık. İnşallah bu yapılan anlaşmaları takip ederek ve bu anlaşmalardan bölgemizin menfaatine olarak ticaret hacmini başlatıp ve büyütmek amacımız. Beklentilerimiz yüksek. Özellikle bizim tohumculuk konusunda Türkiye'nin sayılı tohum firmalarının bulunduğu bir bölgeyiz. Her geçen gün kendini de geliştirmekte. Aynı zamanda tarım makineleri üreticileri için de bu böyle. Bu proje kapsamında sudan çok yüksek verimli arazilere sahip. Bizim anlaşma yaptığımız bölge, El Cezire bölgesi tamamı sulanabilir 10 milyon dönümlük bir bölgeden bahsediyoruz. O açıdan karşılıklı yapacağımız işbirlikleri anlaşmasında bizden onlara gidecek olan tarım makine ve ekipmanları, onlardan bize gelecek olan tarım ürünleri, bunlar karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yapabileceğimiz şeyler. Bunun için de yine tabii bu projenin en önemli yanını şöyle belirtebilirim ben. Zaman zaman sürekli heyetler gidip gelebilir, doğrudur. Ama bu projenin sac ayağını oluşturan devlet, STK ve özel sektörün bir arada çalışıyor olması ve bu sayede eksik yanlarımızı tamamlayarak daha hedefe yönelik çalışmalarımıza katkı sunacağı aşikar inşallah.